Valla bizi hiç etkilemeyecek. Çünkü KDV indiriminden ziyade biliyorsunuz her ürünün artışı çok fazla oldu. Hiç iyi yansımaz. Çünkü aynı fiyatlar yine. Değişen bir şey yok yani. Diğer ürünlerde de indirimin devamını yapacak diye bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada bazı temizlik maddelerinde KDV indirimine gidileceğini açıkladı. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak Kayseri halkına temizlik ürünlerine yapılan bu KDV indiriminden nasıl etkilendiklerini sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kabine toplantısı düzenledi. Ve bu toplantıda yaptığı açıklamada temizlik malzemesi ürünlerindeki KDV oranını %18'den %8'e indirdi. Bu durum sizin cebinize nasıl yansıdı? Şimdi çok teşekkür ederim Cumhurbaşkanımız. Çok teşekkür ederim. Çok güzel yani. Tabii yani her şey eski gibi değil. Her şey zamlandı. Yani eski gibi değil yani. Her şey zamlı artık. Memnun musunuz? Memnun tabii. Allah Cumhurbaşkanımızda, devletimizde başımızdan eksik etmesin. Allah size Cumhurbaşkanımızdan, devletimizden razı olsun inşallah. Ne sıklıkla kullanıyorsunuz temizlik malzemelerini? Mesela ev için. Eviniz. Mesela jel, bulaşık deterjanı falan işte normal yani herkes. Ne sıklıkla alıyorsunuz? Şimdi yeterince alabiliyor musunuz? Evet alabiliyoruz biz. Çok yani çok memnunuk. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Bu kadar basit yani. Bundan sonra Allah devletimizden razı olsun inşallah. Yani bu kadar basit, bu kadar bir şey diyebilirim. İnşallah aslı varsa. Sabah duydum gene haberlerde duydum da. Zor yavrum, her dedikleri olsa, her dediklerine inansak. İnşallah memnun oluruz yani. Ne sıklıkla temizlik malzemesi alıyorsunuz evinize? Ya yavrum ayda alınıyor mecbur. İhtiyaç mecbur alınacak. Sizi yeterince alabiliyor musunuz? Emekliyik işte. Ne yeterince alsak ne olacak? Emekliliğin vallahi 5 kilo alınacak. 2 kilo alırız. Mecbur. İhtiyaç yavrum. Mecbur. Mecbur alıyor yavrum. İhtiyaç. Vallahi bizi hiç etkilemeyecek. Çünkü KDV indiriminden ziyade biliyorsunuz her ürünün artışı çok fazla oldu. Normalde bizim maaşa gelen zamlarla ürün artışı arasında %100'lük hatta %500'lük fark var. Onun için bizi hiç etkilemiyor. Ha %8 %8'den inmesi iyi mi? İyi. Ama faydası yok. Genel olarak iyi mi? Genel olarak iyi de işte diyorum bize faydası yok yani. Genellikle bize faydası yok. Yani biz onun için diyorum. Vallahi alışveriş hanım yaptığı için pek şey olmuyor. Sadece eve parayı bırakıyorum. Onlar alışveriş yapıyor kızımla beraber. Eşiniz bu durumda diyor mu şu kadar arttı bu kadar düştü diye? Ya demez olur mu tabii diyor. Bir sıkıntı yok. Sıkıntı var. Ne kadar? Çok. Sıkıntı yok. Asgari ücretiyle çalışan insanların zaten sıkıntısı çok. Evet. Ama işte insanlar bir şekilde idare devam ettiriyor hayatlarını. Yani bu yapılan %18'den %8'e düşmesi sizi ne kadar etkiler? %18'den %8'e düşmesi tabii etkiler. İnsanlar da işte nasıl etkiler bilmiyor mu ceplerinde. Yani iyi mi kötü mü? İyi mi kötü mü onu da bilemek. Yalnız işte insanların çoğu çalışıyor çoğu çalışmıyor. Yani aylak aylak eden insan da bir evet şey yapamaz yani. Ondan boşanmalar oluyor, bilmem bir şey. Yani şu durumda geçim sıkıntısı insanlara çok. Herhalde Kayseri'de daha çok. Hiç iyi yansımaz. Çünkü aynı fiyatlar yine. Değişen bir şey yok yani. Yani iyi gibi duruyor ama iyi değil mi diyorsun? Aynen öyle. Bunun da yani düşeceğini hiç sanmıyorum. Yani zaten Türkiye'nin zaten nereden nereye geldiği zaten belli. Yani çok sıkıntılar bayağı bir yaşıyoruz yani. Sizce bu gidişat nereye gidiyor? Aa, kötüye gidiyor diye düşünüyorum ben. Hiç memnun değiliz. Hayır, karşılayamıyorum. Alamıyorum. Nerede? Üstelik de yani çok zorlanıyorum. Yani. Ne kadar daha indirim olması lazım? Yani şöyle söyleyeyim. 2018'indeki fiyatlarımız çok güzeldi. 2018'den sonra zaten bozulmaya başladı. Her şey, evet. 2018'e geri mi dönelim diyorsun? Aynen. Ondan sonra zaten bayağı bir kötü olmaya başladık yani. Evet. Yani ben bunu söylemek istiyorum yani. Siz memnun değilsiniz. Memnun değilim, aya. Valla bu durum bizim cebimize çok kötü yansıdı. Hani %8'den değil %1'e düşse daha iyi olur halk için. Yani şu an halk zaten hiçbir şey alamıyor. Una zam, yağa zam. Yani daha iyi bir şekilde olsa bizim için halkın için daha iyi olur zaten. Hani halka bak, başka vatandaşlara bakarken ilk önce kendi halkına bir baksın. İlk önce kendi halkının kanını doyursun. Ondan sonra yabancı ülkesine soksun. Yani bu Türkiye çok bayağı bir geri gidiyor yani. Ya bu bizim başımızdan gidecek ya da bunun başına yeni birisi gelecek. Memnun değilsin. Memnun değilim. Hani bir insan organ sahnede çalışıyor, asgari ücret alıyor. Evet. Aldığı maaş evine mi yesin, kirasını mı yesin, yoksa çocuğunun geçim kaynağını mı yesin yani?
Anladım. Siz peki beklentileriniz neler? Bir yanda ne olmasını istiyorsunuz? Ya şöyle olsun, hani ekonomi daha güzel olsun. Hani %80'den de %1 olsun. Hani her şey daha ucuz olsun. Hani millet daha her şey ucuz bir şey alsın. Evine mesela sebze alamıyor, meyve alamıyor. Daha ucuz olsun yani. Biz bunu istiyoruz Cumhurbaşkanımızdan. Başka bir şey istemiyoruz yani. Normalde alan da alamaz hale geldi. Aynen, alan da alamaz hale geldi. Ha, veren de alamıyor, alan da alamıyor. Bayağı bir temizlik maddeleri tüketildiği için evde %10 ciddi bir rakam tabii yansıyacaktır. %10 aylık atıyorum 400 milyon lira, 500 milyon liralık bir temizlik ürünü size 40-50 milyon lira olarak geri dönüş yapacaktır. Ama ciddi bir rakam mı? Diğer şeylerde de, diğer ürünlerde de indirimin devamını yapacak diye bekliyoruz. Ne sıklıkla temizlik ürünü alıyorsunuz evinize? Eşim ilgileniyor ama illaki alıyordur yani. Her ay bir tüketim oluyor tabii. Kendisi diyor mu azaldı, çoğaldı diye? Tabii çoğalıyor. Hele şu zamlardan sonra çoğaldı. Yani bir deterjan, bir çamaşır makinesinin Tursil, bunlar bayağı bir yekün tutuyor şu anda. İndirim değer mi ama yansıyor tabii cebe. Bu %10 ciddi rakam. Genel olarak nasıl yansıdı cebinize? İşte söylediğim gibi %10 500 liralık aylık şeyimiz oluyor. Temizlik ürünleri tüketim iş yerinde de oluyor. Bu 1 milyar aylık 100 milyon lira demektir bize.